Herkese merhaba arkadaşlar bugün 30 Mart 2023 saat e, frankfurt saati 22.12 New York saatiyle 16.12 borsalar kapandı e, genel duruma bakacağız İlk başta dolar endeksine bakalım arkadaşlar bakın buralarda dolar yukarı doğru çıktı bugünlük grafik pardon haftalık grafikteyiz. Daha sonra doların aşağıya indiği ve bundan sonra da aşağı doğru trend içinde olduğunu görmekteyiz. Günlük grafiğe geçersek, günlük grafikte de e, trendin devam ettiğini görüyoruz. Bu ne demek? Dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybediyor demek arkadaşlar. Haftalık olarak Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq yukarı doğru çıkış içinde. Şöyle önceki çizdiklerimizi silelim. Şu bölgenin üstüne çıkmış bakın. Daha bu hafta bitmedi tabii Cuma gününden sonra buna bakmak daha doğru olacak çünkü bu çabuk bitmiş olacak Cuma günü, işlemler kapandığında. SPY'a baktığımızda SPY Standard Poor's Endeksi arkadaşlar bu iki değer arasında ilerlediğini görüyoruz hatta şu şekilde bu aralıkta ilerlediğini görüyoruz. Standard Poor's'un Nasdaq e, yukarı doğru denebilir bu bölümü geçmiş fakat Standard Poor's daha bunu doğrulamıyor. Bunun dışında e, diğer endeksimiz 2000 tane e, hissin olduğu diğer endeks de daha yukarı doğru bir harekette bulunmamış 3 gündür yatay hareket içinde. 3 haftadır pardon yatay hareket içinde. Şimdi günlük grafiğe geçtiğimizde bunun 20 periyoda geldiğini, bundan sonra aşağı inme ihtimalinin büyük olduğunu görmekteyiz. Çünkü trend burada aşağıya doğru. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq biraz önce gördüğümüz yukarı doğru hareket görünmekte burada. Spyda ise daha önceki değerlerin üstüne çıkamamış. Çıkması gereken ilk değer burası. Genel durum böyle arkadaşlar. Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul yatay ilerlemekte. Şu bölge içinde yatay ilerlemekte arkadaşlar. Haftalıkta baktığımızda Zaten bu yata ilerlemeyi görüyoruz. Tabi burada en son hafta ortalamanın altına indiğini görüyoruz. Şu kısımda. En son indiği yer e, Şubat ayında imiş. Evet bunun dışında... swing trade için short yapılacak seçtiğimiz hisselere bakalım durumlarını şu anda. Tabi bu asat tavsiyesi değil arkadaşlar. Sadece eğitime ek olarak e, neler yaptığımı göstermek için bunu gösteriyorum. Bakın bu dün seçtiğim bir hisse. Şu anda herhangi bir tetikleme olmamış. şu bölgenin altına geçmesi lazım diye düşünmüştüm. Fakat bugün daha herhangi bir şey olmadı. Ortalamaya yaklaştığını görüyoruz. Bakın şu bölgenin altına. Diğerine bakalım. bu da herhangi bir hareket olmamış. Bu da aynı şekilde bakın arkadaşlar. Yarın belki bu hisselerde aşağıya doğru hareket başlayabilir. Endeksler dönmeye başlarsa. Bu e, yukarı doğru gözlemlediğim bir hisseydi şu bölümde. Bakın yukarı doğru çıkışı sağlamış 1 dolar 50 cent'lik bir çıkış olmuş. Yani %7'lik Bu açığa satış için arkadaşlar bakın trend aşağıya doğru. Bunun altına geçecek mi bakacağız. Bu da aynı şekilde daha geçmemiş. Bu artık toparlamaya başlamış. Bu noktanın üstüne geçtiğini görüyoruz. Bundan sonra çıkıp şöyle hareketli yukarı doğru dönebilir. Dönecek anlamında değil. Hareket ne oluyorsa ona göre kararımızı veriyoruz arkadaşlar. Burada bakın şu kısmın altına geçecek mi yarın ona bakacağız. Evet swing trade içinde seçtiğimiz hisseler böyle. Bunun dışında bu filtrelerimize bakıyoruz. Bakın VKTX hissesi, PYX S hissesi 3 gündür e, listemde. Bakın şuradan buraya yüzde 94 çıkışı olmuş bu hissenin. Bunun gibi e, bu filtrelerde güzel pozisyonlar oluşturan hisseleri sürekli bakıyoruz arkadaşlar. Genel e, iş aşamaları iş olarak düşünüyoruz tabi bunu. Bir eğlence şey e, milli piyango bileti değil bu arkadaşlar. Bu şekilde mesela sürekli gözetliyoruz. Pozisyon olduğunda sadece işlem yapmamız, stratejimize uyan bir pozisyon olduğunda işlem yapmamız gerekmekte. Onun dışında herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Bakın güçlü bir trend. Buradan geriye gelmiş. İki gün içindeki artış %25 olmuş burada. Evet bugünlükte bu kadar diyelim. Bu videoları kayıt olduğu için arkadaşlar daha iyi oluyor. Yüklüyorum. Daha sonra bakma imkanınız oluyor. Daha planlı oluyor. Evet, yorumları yazın aşağı kısma. Ne düşünüyorsunuz? Ee, teşekkür ederseniz bile daha yararlı olur benim için. Ona göre video yaparım. Görüşmek üzere. Bay bay.